Deniz ve müşrikler. Evet, merhaba. Yeni bir podcast'te sizlerle birlikteyiz. Deniz ve müşrikler başlığını koydum ben buraya. Aslında sıkıntı zamanı ve müşrikler de denilebilir. Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast. Mustafa Uysal. Benim dikkatimi Yunus suresini okurken çekmişti ve diğer bağlantılı ayetlere de baktığımda deniz, gemi, dalgalar, müşriklerin durumu hep bu ayetlerde anlatılıyor. Bütün Kur'an'da geçen sıkıntı zamanı müşriklerin davranışları, denizde dalgalar kabarınca müşriklerin davranışları ilgimi çekmişti. Hepsini bir araya getirip okuyup anlama fırsatına kavuştuğumu düşünüyorum. Tam olarak anladığımı da söylemiş değilim. Benim anladığım bu kadardır diyerek ortaya bir iddia koymadığımı belirteyim. Evet hemen başlayalım. Yunus suresi 12. ayete bakarak hemen başlayabiliriz. İnsana bir sıkıntı dokununca insan Müşrikten bahsediyor. E, müşrikten bahsettiğini zaten geriden şey sonraki bölümden anlayacaksınız ayetin devamında. İnsana bir sıkıntı dokununca yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua eder. bakın burada insana deyince müşrik olduğunu anlıyoruz ya. Resulullah da bir insan. Resulullah ve iman eden sahabe öyle mi yapıyor? Siz öyle mi yapıyorsunuz? Bir sıkıntı dokununca Allah'tan başka taptıklarınızı Rab edindiklerinizi terk edip sadece Allah'a mı iman ediyorsunuz ona mı yalvarıyorsunuz yoksa e, ya, ya bakın bu adam müşrikmiş yani Allah'ın yanı sıra bir şeylere de Rab ediniyor biz böyle değiliz o yüzden e insana dediğinde müşriğe dediğini anlamış olacağız tekrar okuyorum İnsana bir sıkıntı dokununca yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua eder. Fakat biz onun sıkıntısını giderince de karşılaştığı sıkıntıdan ötürü sanki bize hiç dua etmemiş gibi davranmaya devam eder. İşte müsriflere yaptıkları şey böyle cazip gösterilmiştir. Şimdi Yunus 21-22'yi bütün olarak okuyayım. İnsanlara dokunan, insanlara deyince neyin kastedildiğini artık anlıyorsunuz değil mi müşriklere? İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra bir rahmet tattırdığımız zaman ayetlerimize karşı hemen plan yapmaya kalkışırlar. De ki plan yapmada Allah daha seridir. Elçilerimiz yaptığınız tüm planları kaydetmektedir. Yunus 22 sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Öyle ki siz gemideyken ve güzel bir rüzgarla akıp giderken yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada birden şiddetli bir kasırga gelip çatar ve her yönden dalgaların onları sarıp kuşattığı anda dini Allah'a has kılarak andolsun eğer bizi kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Yunus 23 ama onları kurtarınca yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar, anladınız? Ey müşrikler, sizin azgınlığınız ancak kendiniz içindir. Dünya hayatı bir geçimliktir. Sonunda bize döneceksiniz. Yaptıklarınızı size haber veririz. Gördünüz mü? Müşrikler gemi dalgalarla zora girdiği zaman dini yalnızca Allah'a has kılarak ona dua ediyor, ona çağırıyorlar. Ama dalgalar geçince artık ortaklarına, velilerine, evliyalarına geri dönüyorlar. Gördünüz mü müşriklerin Allah inancını. Nahl suresi 16. ayete bakalım şimdi. Özür diliyorum. Nahl suresi 53 ve 54. Sahip olduğunuz nimetlerin tamamı Allah'tandır. Sonra bir sıkıntıya uğradığınızda yalnız O'na yalvarırsınız. Sonra O sizden sıkıntıyı giderince bir kısmınız hemen Rablerine şirk koşmaya başlar. İsra suresi 17. ayet. Ö özür diliyorum 17. sure İsra suresi 66, 67, 68. Rabbiniz lütfundan arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürütendir. Onun size olan rahmeti kesintisizdir. Denizde bir sıkıntı size dokunduğu zaman ondan başka yalvardıklarınız kaybolur gider. Fakat sizi karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. İnsan yani müşrikler çok nankördür. 68 İsra. Peki sizi karada yerin dibine geçirmesinden veya üzerinize bir kasırga göndermesinden güvende misiniz? Sonra kendinize de bir vekil de bulamazsınız. Yine İsra 69. Ya da sizi tekrar oraya döndürüp de böylece üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve ettiğiniz nankörlük nedeniyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bu yaptığınızdan dolayı bize karşı size yardım edecek birini bulamazsınız. İsra etmiş, andolsun ki insanoğlunu kerem sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık ve onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğuna üstün kıldık. Şimdi Ankebuta bakalım. 65. ayet. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona dua ederler. Kimler? Müşrikler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman hemen şirk koşarlar. Lokman Suresi'ne bakalım şimdi 31. surenin 31. ayeti. Allah'ın nimetiyle denizde yüzen gemileri görmüyor musunuz? Allah bununla size ayetlerinden göstermektedir. Kuşkusuz bunda sabreden ve şükredenler için dersler vardır. Lokman 32 ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona has kılarak Allah'a yalvarırlar. Ama onları karaya çıkarıp kurtardığı zaman onlardan bir kısmı orta bir yol tutar. Bir ve bizim ayetlerimize ancak tam hain ve tam nankör olanlardan başkası bile bile ilgisiz kalmaz. Rum, evet Rum suresi 33 ve 34. ayetlere bakalım. İnsanların başlarına bir sıkıntı gelince Rableline yönelerek ona dua ederler. Sonra onlara kendinden bir rahmet tattırınca onlardan bir kısmı derine şirk koşarlar. 34. Kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük ederler. İstediğiniz gibi yaşayın bakalım. İleride gerçeği göreceksiniz. Zümer suresine bakalım Zümer suresi 8. ayet. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman insanla neyin kastedildiğini artık biliyoruz öyle değil mi? İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman Rabbine yönelerek bütün benliğiyle ona dua eder. Sonra kendisine münibine ileh diyor. Yani bütün aracılarını, bütün evliyalarını, bütün ortak koştuklarını ortada aradan çıkarıyor. Sadece bütün benliğiyle Allah'a dua ediyor. Sonra kendisine bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona yöneldiğini halini unutur. Onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşar. De ki nankörlüğünle biraz daha yararlan. Kuşkusuz ki sen ateşin halkındansın. Şura Suresi'ne bakalım şimdi de 48. ayet. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Senin üzerine düşen yalnızca çağrıda bulunmaktır. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman insan ona sevinir. Kendi yaptıklarından dolayı başına bir kötülük gelse işte o zaman insan kafir kesilir. En'am 6. Altı, e, sure En'am suresinin 63 ve 64. ayetleriyle bitirelim. De ki Yerin ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Eğer bundan bizi kurtarırsa kuşkusuz şükredenlerden oluruz diye ona açık ve tazarruan yakarırsınız. 64.deki sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır da sonra siz yine ona şirk koşarsınız. Müşriklerin Allah'la ilişkisini görüyoruz burada. Allah'a sıkıntı zamanında muhlis olarak, ihlaslı olarak yani hiçbir şey araya karıştırmadan dua ediyorlar. Sıkıntılar geçince yine şirklerine geri dönüyorlar. Müşrikler Allah'la iman bağlarını böyle çok sakat, tehlikeli bir yoldan koruyorlar. Biz hep halis bir imanla devam edelim inşallah. Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast Mustafa Uysal